Şimdi burada bak bak. Evet. Ora kilit bak ya, buradan böyle gidiyor. Ora iniyor. Daha önce Burak'a ulaşımının 4 km uzundaki yolu biz bu yeni yol açarken 2,5 km kısalttık. Az daha 2. 2,5 km yolu kısalttık. Burada çünkü 400 metre bir saat kapamayla hem bahçeye hem evlere ulaşımı kısaltmış olduk. Hem ulaşım daha hızlı. Kapıya yetiştirilmiş bir yol açtık. Yani burada aslında bir taşla iki kuş. Hem vatandaşımızın burada harcayacağı mazotu azalttık. Zamanı kısalttık. Bir de mahsul. Bir de mahsul. Düzgün bir yolda geleceği için yolda birbirine çarpma, ezilme, evet. Boşaf olma noktasından kurtardık. Aynen. Ya tabii 3 ay kalacaksa şimdi 5 ay kalacak. Burası Karaacalı mahallemizde bahçelerimize giden bir yol. Daha önce vatandaşımız burada bahçesine ulaşmak için yeni açılan bir yol burası. Daha önce 4 kilometrelik bir mesafeyi düzgün olmayan işte meyvesini topladığında eve getirinceye kadar ya da ambarına ya da deposuna getirinceye kadar birbirine değmesi sonucu raf ömrü ya da depolama ömrü çok kısalıyordu. Şimdi burada yeni açtığımız yolla o 4 kilometrelik mesafeyi 1,5 kilometreye indirmiş olduk. Evet. Onun dışında yolun sati kaplama yapılarak burada araçların o ürünün birbirine çarpma noktasındaki durumu minimize ettik. Muhtarımın ifadesine göre daha önce depoda 3 ay dayanabilecek ürün artık 5-6 ay dayanabilecek hale gelecek bu yolun sayesinde. Birkaç kişiyi birlikte kazanmış olduk. Hem mesafeyi kısaltıyoruz. Yakıttan tasarruf ediyor köylümüz, vatandaşımız, üreticimiz. Onun dışında zamandan tasarruf ediyor. Onun dışında da ürününü kaliteli biçimde deposuna getirmesini sağlıyoruz. Evet. Bu sürece katkı veren, başta Sayın Muhtarım mahallemizin sorununu çok iyi tespit edip bizlere ulaştırarak o çözümü oluşturmamıza temel oluşturan, onun dışında tabii ki Fen İşleri Müdürlüğümüz ve bağlı olduğu başkanımıza ben teşekkürlerimi sunuyorum. Uğurlu olsun. Evet.